Evet, öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Kısaca sizi tanıyalım. Biz tanıyoruz ama kısaca izleyicilerimize, dinleyicilerimize de kısaca sizi tanıyalım. Adım Adnan Yangın, Pazar doğumluyum. Yıllarca ilk orta lise zaten Pazar'da okudum. Yüksek okulunu İstanbul'daydım. Öğretmen olarak eğitim mesleğime devam ettim. İdareci olarak da sonuçlandırdım. Uzun yıllar idarecilik yaptım İstanbul'da. Bu süre içerisinde İstanbul'da bulunduğum zamanlarda Pazar Spor'un geçmişten beri İstanbul'daki başlangıçları sürekli takip ediyorum. Dönem başkanı, uzun dönem başkanlık yapan Hüseyin Yangın Bey'in de kardeşiyim. O konuda Pazar Spor'a sıkı bağlanmış biriyiz. Hiçbir zamanda ayrılmadık. Takip ettiğimiz geçmiş yılları bir tarafa bırakıp şu andaki Pazar Spor'un iki defa İstanbul deplaması bulunduğum İstanbul'daki maçlarına gittim. Bir tanesi Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İstanbul Spor maçıydı. Son derece keyifli bir maçtı. İstanbul Spor gibi güçlü bir takımın 75. dakikaya kadar son bulamadığı bir maçtı. Hatta başkanı sıra yöneticileri de o maçta ümitlerini kesmişlerdi. 2-0 önde götürdüğü maçı 75'ten sonra dönüm noktası, bir karambolden sonra dönüm noktası oldu. Orada biraz şanssızlık yaşadık. Bir de takımın genç, dinamik olması, biraz da tecrübe eksikliğiyle maçı uzatmaya götürdük. Uzatmada da böyle bir tek golle, bir kalemizde gördüğümüz tek golle de kupaya veda ettik. Sonuçta baktığımızda maç bizim lehimizde olması lazımdı. Ama tabii tecrübenin vermiş olduğu bir güçle de İstanbul Spor elendik. Keyifli bir maçtı ama seyirci sayımız da yoktu. Tabii İstanbul Spor maçı bir hafta arası dolayısıyla da seyirci maçı azlığı vardı. Belki de diğer maçlarda çok, geçmiş yıllarda da çok, İstanbul'daki maçlarda heyecan çok fazlaydı. Artık alıştık, Pazar Spor maçlarında böyle yoğun ilgi vardı. Son zamanlarda, yani son birkaç sene, bu yıl için demiyorum, biraz eksiklik var tabii. Onu da görüyoruz. İnşallah bu sene o heyecanını biraz daha arttırırız, takip heyecanını arttırırız. Pazar Spor'un geçen hafta yapmış olduğu Bayrampaşa maçını izledim, Pazar'daydım. Hava çok güzeldi. Tek taraflı tribünün olması nedeniyle seyirci fazlalığını da nispeten gördük ama iç sahada seyirci baskısını hiç yaşamıyoruz. Bizim Mika diye bir çocuk var, beni de çok sever, beni de sayar. Ama kendisi slogan eksikliğini yaşıyor, yani maç sloganını bilmiyor. Mika dedim, sen bir şey söyle, seni tekrar etsinler. Sadece alkışla o seyirci baskısını kuramıyoruz. Yani başkanla da görüştük. Burada dedim, deplasmana geldiniz ama deplasmandaki takımı, yani ev sahibi takımın seyirci baskısını hissettiniz mi? Hayır dedi, hissetmedim dedi. Demek ki tribünlerden sadece izlemek alt şey değil, biraz daha bağırmak, o heyecanı demoralize etmeyi, rakip takımı korkutma, yani baskıyla korkutma. Bunu yıllardır yapamadığımız bir şeydi. Her zaman söylüyorum. Öyle zamanlarda futbolcularda çok daha büyük etkisi olacaktır. Seyirci hep birlikte, en azından bu baskı şeyi, sloganları öğrenmek lazım. Kurmak lazım diyorsunuz, evet, yani baskıları. Yani amigo grubunu oluşturmak lazım. Davullu, zurnalı, belki evet, de müzikli. Böyle bir heyecanla hem keyif alınır, hem olduğu yerde oynanır. Sadece çekirdek yemekle değil. Evet. O heyecanı statta da, yani tribünde takımdaki takımdaki performansı nasıl gördünüz? İlk haftalarda bir hayli düşük başladık. Sonradan 3 hafta üst üste galibiyetler aldık. Sonra bir anda yükseleceği biz derken, hatta çok üst noktalara ulaşacağımız derken bir anda 3 maçı birden kaybettik. Daha sonra biraz toparlama oldu. Yani siz nasıl görüyorsunuz İstanbul'dan Pazar Spor'u? Futbol olarak baktığımızda yani takımın biraz daha genç olması, bazı futbolcuların daha yeni profesyonel olması, bir hali fazla futbolcular var yeniden profesyonel olan. Tabii seyircinin önünde de biraz daha hata yapmak korkusu da yaşıyorlar. Onların o güven eksikliğini tamamlamak lazım. Tabii bu zamanla olacaktır.
deplasmanlarda başarısını şu şekilde yorumluyorum. Öncelikle puan almak amaçlı olan bir takım. Sonuçta defans ağırlıklı olduğu için belki 3 puanla sonuçlanıyor. Ama şimdi sahasında 3 puana hedefleyen takımda hata yapıp da yani yenildiğiyle başladığı zaman da o yenildiğin sonucunda da yenildiği ve sonuçlanıyor. Bu biraz da iç saha dış saha avantajı, yani ona göre oynaması lazım. Neticesinde maç 90 dakika sabırlı bir futbol oynaması lazım. Acele edip gol atmak yerine sabırla defansını da sağlam yapmak lazım. Futbolda şu vardır. Bir gol atarsanız bir gol atmanız lazım. O zaman önce gol yememek, ondan önce gol atmak gerekir. O zaman maçı da galibiyette bitirirsiniz.